Selamun aleyküm değerli dostlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu arada kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Varsa eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, akrabanız, her kim olursa buyursun gelsin, davet ediniz. Başımızın üstünde yerleri var. Şimdi bugün sizlerle konuşmak istediğim konu özellikle arazilerde çıktığınızda, keşfe çıktığınızda veyahut da işaretleri gördüğünüzde bir takım gözden kaçabilecek durumları özellikle bu yön mesafe konularında işte dikkate almanız gereken hususları konuşmak istiyorum. Burada bu hususların yanında değerli değersiz ayrımı yapma konusunda da bir takım fikirler verebilme adına sizlere bir şeyler anlatmak istiyorum tecrübemizin yettiğince. Arkadaşlar, ilk görselimizden yola çıkarak ben size bir takım bilgiler vereceğim. İlk görselimiz sandık tipi mezar diye tarif ettiğimiz mezar sistemlerinden bir tanesi. Kayanın içi oyularak bir nevi lahit modelinde oyularak ölünün yerleştirildiği, bazı durumlarında içerisine hediyelerin saklandığı, bazı durumlarında dışarısına müjdesinin konulduğu, ancak dışarısına müjdesi konulan olgular çok çok nadiren karşınıza denk gelebilir. Ama bu işlerin %90'ı nasip, %10'u emektir. O anlamda yani her iki durumda da değerlendirme yapmanız sizler için iyi olacaktır. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi arazide denk geldiğiniz yuvarlak sunu çanaklarında arkadaşlar, sunu çanağında küçük bir yön istikameti buldunuz. Yani şu sunu çanağı gibi düşünün. Ben şurayı çiziklediğim. Çizimlerim biraz kötü, kusura bakmayın. Sunu çanağını gördünüz. Sunu çanağında böyle bir yön verilmiş. Yön istikametinde devam ettiğinizde düz bir zemin. Bakın arkadaşlar, düz bir zeminle karşılaştığınızı farz edin. Düz bir zemine denk geldiğinizi farz edin. Düz bir zemine denk geldiğinizde etraflıca bir araştırma yaptınız. Yani diğer kısımlar, şu kısımlar görselde göründüğü gibi şu çarpıyla işaretlediğim yerler toprak alanlar. Karşınıza gelebilecek toprak alanlar. Normalde mezar sunusu dedik ki mezardan çok uzak olamaz. Bizim genel kaidemiz budur. Sizden istirhamın bu tarz durumlarla karşılaştığınız zaman önünde sabit kayalık mevcutsa bu tarz yerlerde sandık içi diye tabir ettiğimiz mezar sistemlerine rastlayabilirsiniz. Özellikle Anadolu coğrafyasında erken Hitit dönemi için veyahut da Frig dönemi için geçerli olabilecek bu iki medeniyetin de Anadolu'da temas etmediği nokta neredeyse kalmamış. Hani birebir de kendisinin değil de etkilediği medeniyetlerin kalıntılarından yola çıkarak söylüyorum bunu. Yani bu tarz medeniyetlerin de ön plana çıkarttığı, bu tarz medeniyetlerin de çoğu kez kullandığı sistemlerden birisi olarak karşınıza gelebilecek bir husustur. Bu hususlara lütfen dikkat ediniz. Bu tarz durumlarda muhakkak surette önü kayalık, düz bir kayalık zeminde ve yere paralel olan işaretlerden bahsediyorum. Yere paralel şekilde karşınıza gelebilecek sunu çanaklarından bahsediyorum. Bu tarz durumlarda muhakkak surette yön verdiği istikametteki ön kısımdaki alanda muhakkak surette bir boşluk bakacaksınız. Peki bu boşluk bakma konusunda burada bir parantez açmak istiyorum sizlere. Size işte tahta çekişlerden, genelde tahta çekiç kullanırsınız. Normal çekiç kullanabilirsiniz veyahut da taşı taşa vurma mantığıyla boşluk alabileceğinizi söylemiştim. Lakin bakın, boşluk konusunda iyi bir kulağınızın ve tecrübenizin olması gerekir. İkincisi, ne kadarlık bir boşluk aradığınızı bilmeniz gerekir. Yani örnek veriyorum, arkadaşlar bana video atıyor. Videoda yani şöyle bir yuvarlak kadar bir boşluk sesi almış. Burada bir mezar olabilir mi? Yani şimdi sizin arazide aradığınız hususu net olarak bilmezseniz, yani yaptığınız çalışmada yani o taşı vurmanız bile boşu emektir arkadaşlar. Şimdi yuvarlak sunu çanağında bizim aradığımız model bir mezar, doğru mu? Yani çoğunluk itibariyle yuvarlak sunu çanaklarında size %95 itibariyle mezar olduğunu zaten söyledim. Bu istikametler, yani buradan yola çıkarak bakmanız gereken bir insanın içerisine konulabilecek kadar en düşük boşluktan bahsediyorum. En küçük boşluk itibariyle bahsediyorum. Bir insanın içerisine konulup mezar sistemi şeklinde kapatılması gerekecek. Bu tarzda bir boşluk olması gerekiyor. Yani sizin arayacağınız boşluk aslında ikinci görselde açılmış olan, mezarın açılmış olan görseline baktığınız zaman birebir aynı bu şekilde bir boşluk bulmanız lazım. Yani taş üzerinde, kaya üzerinde çalışma yaparken, boşluk bulma bakarken sizin bulacağınız boşluk bu alanda bu kadarlık boşluk değilse, bunun üçte bir abartında bir boşluk buluyorsanız, bu tarz boşluklardan ziyade, yani bu tarz boşluklara dikkat almaktan ziyade ilk olarak mezarın kendisini bulmanız lazım. Bu tarz mezarın hediyeleri nerede olacak diye soracak olursanız, mezarın kendi içerisinde, ölünün alt kısmında veyahut da baş kısmında veyahut da ayak kısmında bunu yapan taş ustasının veyahut da ailenin inancı veyahut da ölenin inanç sistemleriyle alakalı durumlar söz konusudur.
Bu iki durumda işte yine mitolojiden yola çıkılarak bir takım bilgiler bize verir mitolojiden. İşte ölünün öbür dünyaya geçmesi ile ilgili işte orada para geçerli bir miktar para ödemesi gerektiği ile ilgili inanış sistemleri olsun. Yani mitolojiden bahsediyorum burada. Yine öldükten sonra tekrardan dirilecek ve hayatını bir şekilde idame ettirmesi gerekiyor. Bir şekilde kendisinin işte bu maddi anlamda parasının olması, malının mülkünün olması bir miktar bunlar yanına konulabiliyor. Bu tarz bir hediye sistemi dediğimiz, mezar hediyesi dediğimiz olgularla karşılaşabilirsiniz. Bunların dışında çok nadiren de olsa, bakın arkadaşlar çok nadiren diyorum ki bu konuda özellikle bunu belirtmek istiyorum. Yani çoğu arkadaşlar ben aranızda gördüğüm kadarıyla ilk önce en basit olan hediye sistemine ulaşmak istiyor. Belki hediye sistemine ulaşacağınız zaman hangisinin hediye, hangisinde hediye olur, hangisinde hediye olmaz mantığını net olarak ayırmanız gerekiyor. Şimdi bu tarz sistemlerde hediye olabilir mi? Nadiren de olsa karşınıza denk gelebilecek durumları var. Mezarın hemen yakın kısımlarında olur. Öncelik ama mezarı bulmadan hediye noktasında bir olguya rastlayamayabilirsiniz. Hediye noktasında olguya rastlamak için de elinizde bir teknik cihazınızın olması lazım. Cihazsız buralarda çok zorluk yaşayabilirsiniz. Gerçek anlamda bir şeye ulaşamayabilirsiniz. Peki bu tarz sandık tipi dediğimiz kayaya oyulmuş mezar sistemlerinde ne çıkabilir? Veyahut da değerli bir durumu var mıdır diye konuşacak olursak, genel itibariyle arkadaşlar bu tarz yerlerde şu hususa dikkat edeceksiniz. Yaşayan medeniyet. Medeniyeti biliyorsanız tamam burasının değerli değersiz konumunu net olarak söyleyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Burası Bergama'da açılmış bir mezar yeri olsun. Veyahut da Bergama'daki bir alanda sizin tespit ettiğiniz bir mezar olsun. Bu noktada antik dönemine de gittiğiniz zaman maden işlemeciliği konusunda Bergama'nın önemini az çok herkes biliyordur. Bundan dolayı da buranın dolu olduğunu söyleyebilirsiniz. Bölgesel itibariyle, yaşamsal itibariyle, medeniyet itibariyle bunlar değerlendirilir. Mesela Bergama'da bu değerliyken İç Anadolu'nun kırsal bir noktasında karşınıza çıkabilecek bir mezar sisteminde genel itibariyle neredeyse hiçbir şey bulamayacağınız bir olguyla karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani yapılış amacından ziyade yapanın sistemini bilmeniz gerekiyor. Yapanın cebindeki parasını olup olmadığını bunları iyi bilmeniz gerekiyor. Bunları bilirseniz daha rahat hareket edebilirsiniz. İkinci husus, ikinci görselimizden devam edelim. Arkadaşlar yani bu konuda ben size gerekirse 1000 defa yine bu hususları ayrı ayrı anlatacağım. Özellikle görseller konusunda biraz daha öncelik vermem gerektiğinin farkına vardım. Şimdi arazide denk geldiğiniz, özellikle kaya mezarı olarak şüphelendiğiniz noktalarda sizden istirhamım. İlk olarak bakmanız gereken durumlardan bir tanesi işareti buldunuz. İşaretin kaya mezarı olarak değerlendirebileceğiniz bir durumu olduğunu değerlendirdiniz. Buralarda muhakkak surette kaya yüzeyinde şu kanal sistemi var ya, şu kanal sistemi, bunu göz ardı etmeyin. Bu kanal sistemini muhakkak surette arayınız. Yani İlla bu işin üstadı olacak, bu işle ilgilenecek, burada bilgisi olacak, şu olacak, bu olacak. Yani bunlara gerek yok arkadaşlar. İlk siz kendi gözleminizle, çünkü arazide birebir temas eden sizsiniz. Arazide siz temas ettiğiniz için ilk olarak kendi gözleminize, kendi düşüncenize, kendi fikriyatınıza ve kendi içinize sinecek şekilde bir değerlendirme yapınız. Yaptıktan sonra ondan sonra eğer işin içinden çıkamazsanız tamam tekrardan fikir alabilirsiniz. En nihayetinde biz yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Tecrübem yettiğince sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. İnşallah da bir fikir anlamında bir fikir verebiliyorumdur. Şimdi özellikle tamga diye tabir ettiğimiz tamga sistemli haç işaretlerini kayada gördüğümüz zaman, kayanın üst yüzeyinde gördüğümüz zaman genel itibariyle bu bizi birebir bir mezar işaretlemesi olarak gösterir. Yuvarlak içerisine alınmış haç işaretlemesi sisteminde veyahut da ıstavroz tarzında karşımıza gelebilecek sistemler bizim için gördüğümüz zaman korumalı, tılsımlı diye tabir ettiğimiz veyahut da kapatılırken, mezar kapatılırken bir takım büyülerle kapatılmış veyahut da bir takım dualarla kapatılmış bir mezar olduğunu bilmemiz gerektiğini daha önceki videolarımızı izleyenler bilir. Bu tarz yerlerde yapmanız gereken en büyük olgu şudur ki arkadaşlar, bunları parantez içerisinde bilgi veriyorum. Şimdi detaylı kısmına geçeceğim. İkindiden sonra ve geceleyin çalışmaları yapmayınız. Sebebi de şudur, tamamen psikolojik etkilerden dolayı. Yani psikolojik ben etkilenebileceğiniz hususlar ön plandadır. Bu işleri yapanlar az çok bilirler. Yani bu tarz işlerle uğraşanlar amatör olsun, profesyonel olsun fark etmez. Çok fazla
kirli bilgi var. Çok fazla böyle efsaneler var. Yani uçuk kaçık efsaneler var. Bunlar en nihayetinde bilinçaltınıza yerleşiyor. Geceleyin burada bir çalışma yaparken gördüğünüz her gölge, duyduğunuz her ses o anlatılan efsanelerden bir tanesini karşınıza getirebilecek şekilde olabiliyor. Bu da psikolojikmen sizlere zarar verebilir. En nihayetinde arkadaşlar paradan ziyade sağlık her zaman önemlidir. Bunu da aklınıza bulundurun. Yani aklınızın bir köşesinde muhakkak surette dursun. Şimdi geçelim asıl esas konumuza. Dediğim gibi damgalı sistemle kaya yüzeyine denk geldiğiniz zaman ve önünde kanal olgusunu bulduğunuz zaman sizin burada bir giriş kapısı olduğunu size söyler. Gerçek damgalar üzerinde de zaten bir yön işaretlemesi bulmanız gerekir. Mezar açısından söylüyorum, mezar girişi açısından. En nihayetinde damgaların tamamını incelediğiniz zaman da hani hepsinde olacak diye bir durum yok. Birebir de zaten genel itibariyle hemen alt kısmında çıkacak tarzda karşımıza çıkar. Veyahut bu zemin altı oda mezarlarının girişlerinde açanlar bilir veyahut da denk gelenler bilir. Açtığınız zaman, kapısına geldiğiniz zaman kapısında bir tamga zaten genel itibariyle denk gelebileceğiniz bir olgudur. Bu tamgayı işte zemin altı oda mezarına değil de zemin üstü kaya mezarı şeklinde karşımıza getirmiş. Kayanın üstüne de tamgasını yapmış. Tamgayı gördükten sonra kanal olgusuna bakacaksınız. Eğer kanal olgusu karşınıza denk gelmiyorsa, bazı durumlarda taş ustaları suyun gitmeyecek tarzda bir sistemi zaten kayaya kendileri yapabiliyorlardı. Yani bu tarz durumları da değerlendirmeniz lazım. Yukarıdan suyu döktüğünüz zaman mezarın içerisine girmeyecek şekilde bir sistemle yapılmış olabilir. Bu mimari özellikle alakalı bir durumdur. Şimdi bu tarz durumla karşılaştığınız zaman kayanın kesme yapılan noktası, yani normal kayalık alanı üst kısmındaki, şöyle gösterirsem daha güzel olacak. Üst kısımdaki kayalık alanı görüyorsunuz, doğru mu? Şimdi şu kayalık alanda bir tıraşlama, bir kesme yapıldığı zaman bunu net olarak fark edemez misiniz? Rahatlıkla fark edersiniz ki özellikle bizim izleyicimiz, bu konuyla ilgilenen izleyicimiz harbiden çok, yani bu işin neredeyse amatörlük seviyesinin bir üstüne, bir tık üstüne çıkmış adamlar. Zeka seviyesi çok yüksek adamlar. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kesme olgusunu gördüğünüz zaman tamganın alt kısmına zaten bakacaksınız genel itibariyle. Burada değerli değersiz olgusuna geldiğimiz zaman arkadaşlar, haç işareti birebir de tam bir haçsa haçın işlemeciliğine bakılır. Haçın işlemeciliği ne kadar iyi ise içerisinin kıymeti o kadar yüksek seviyede denilebilir. Ancak burada çok çok dikkat etmeniz gereken bir olgu, eğer ki ıstavroz tarzında yapılmışsa, yani haçı eğmişlerse, çarpıya benzer şekilde yapmışlarsa, burası haça göre, haçın bütün çeşitlerine göre daha kıymetli bir nokta olarak karşınıza gelebilir arkadaşlar. Bunu pas geçmeyin. Genel itibariyle değerli midir diye soracak olursak, değerli bir konumdadır. Yine parantez içerisinde şu hususu da eklemek istiyorum. Bakın arkadaşlar, isterse hangi mezar çeşidi olursa olsun fark etmez, bulunduğu bölge itibariyle zenginliği mevcut değilse, geçmiş dönemine baktığınız zaman veyahut da arazide çıkan olgulara baktığınız zaman bir zenginlik olgusu karşılaştırmıyorsa, size bir zenginlik olgusu belirtmiyorsa, bunun örneği nedir? Örnek veriyorum, arazide denk geldiniz Bizans paraları. Yani sadece bronz paralara denk geliyorsunuz. Bu bronz paranın da altın modeli var mıdır yok mudur? Yani bronz paraya baktığınız zaman bronz parayı kimin bastırdı, hangi hükümdarın bastırdığı bellidir. İşte o hükümdarın altın para basıp basmadığı veyahut da o hükümdarın bizzat bu bölgelerde bulunup bulunmadığı, bu olgular değerlendirildiği zaman altın para basmışsa burası değerli konumdadır. Veyahut da bulduğunuz bronz paranın sadece bir üstü gümüşü mevcut, gümüşten başka da bir olgusu yok. Biraz daha az değerlidir. Şimdi birebir de hani buradan yola çıkarak ben size bunları söylüyorum. Bu da yaşam ferah seviyesi, yaşam seviyesinin üstte olması veyahut da işte parasal maddi durumunun yüksek olması, medeniyetinin mezarın da kıymetli ya da çıkacak eşyaların daha kıymetli olacağını söylüyor sizlere. Ancak bazı durumlar vardır. Özellikle bu vazo ya da küp şeklinde veyahut da sürahi şeklinde, topraktan olsun, kirli olsun fark etmez, bir takım olgular bırakılıyordu buraya. Mezar içerisinde karşılaşabileceğiniz durumlardan bahsediyorum. Bunların üzerine yapılmış işlemecilikler tarihi açısından gerçekten büyük büyük önemleri olan veyahut da işte altın paradan, gümüş paradan çok daha değerli konumda olan objeler olarak karşınıza gelebilir. Bunlara dikkat ederseniz sizler için daha faydalı olur. Yine arazide denk geldiğimiz, az önce bahsettiğimiz sandık tarzı modelli mezar tiplerinden bir tanesi. Arkadaşlar bakın, sandık tarzı
modeli ya da lahit benzeri dediğimiz kaya içerisinde oyulmuş mezar sistemlerinde değerli değersiz konumunda az önce anlatmayı söylediğim şeyi söylemeyi unuttum bir husus vardı. Şu oyması var ya, yuvarlak oyması, yuvarlak sunusu. Burası işçilik anlamında ne kadar güzelse, güzelliği şu şekilde değerlendireceksiniz. Baktığınız zaman sizin hoşunuza gidecek arkadaşlar. Yani üzerinden kaç yüz yıl geçmiş bu işaretin ve hala çok güzel görünüyor. Sunusu, yani bir sunu alanı var ve sunu alanı gerçekten güzel bir şekilde sizi karşılıyorsa, yani içinize sinecek güzelliği, bu tamam, bu işaret gerçekten güzel bir işaret diyeceğiniz tarzaysa, sizin benzettiğiniz değil, size ne olduğunu söyleyen işaretler bizim için kıymetlidir arkadaşlar. Bir işareti siz bir şeye benzetmeyeceksiniz. İşaret kendisinin ne olduğunu size söyleyecek. Ben diyecek, buyum diyecek. Siz de tamam diyeceksiniz. Yok, siz bir şeye zorlarsanız, işareti bir şeye benzetmeye zorlarsanız o tarz noktalarda gerçek anlamda yanılırsınız. Ve birilerinden fikir alma konusunda bunu sorduğunuz zaman, bu hususları sorduğunuz zaman gerçekten siz benzetmeye zorladığınız için fikirlere de kapalı durumda olursunuz. O yüzden hani siz benzetmekten ziyade bu noktalarda sadece fikir alın. Diyelim ki yani olabilir mi, olamaz mı? Bu şekilde değerlendirin. Birebir de bu olacak, bunun aynısını görüyorum şeklinde bir şeye girmeyin. Tavsiyem olsun sizlere. Yuvarlak sunularda dediğim gibi işçiliğe baktık, işçiliği gördük. Şimdi burada dikkat çekecek unsur şu. Birinci, zaten fotoğrafta bunun biraz detayını anlattık. Mezarın derinlik olgusunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aslına bakarsanız derinliği bu kadar derinlikle karşı karşıya gelmezsiniz sandık gibi mezarlarda. Bunun biraz üst kısmına kadar denk geleceğiniz bir husustur. Ölü buradadır. Ölünün alt kısmına ayrıca ekstradan bir oda tarzı, yani sandık modelinin aynısını altı düşünün. Yani ikinci bir sandık, çekmece modelinde ekstradan bir boşluk sistemi yapılarak buraya ölünün kişisel eşyaları veyahut da ölünün ölü gömülmeden önce yakınları tarafından ruhunun kutsanması adına bırakılan bir takım eşyalar. Bunlar bakın bazılarında tahıl küpleri dahi çıkmış olabilir. Çünkü ölünün bizzat uğraştığı işle alakalı durumlar da kendisinin mezarında bulunabilir. Bu tarz yerlerde muhakkak surette denk gelirseniz veyahut da açılmış örneklerine de denk gelebilirsiniz arazi sistemlerinde. İçerisinde etraflıca bir boşluk bakmanızda fayda var arkadaşlar. Dışarıdan anlayabileceğiniz boşluktan ziyade içeriden anlayabileceğiniz boşluk daha net olur. Yani kulağınıza daha net gelecek şekildedir. Bunu da söylemiş olalım. Bu tarz yerlerde peki neye dikkat etmeniz gerekiyor? Dediğim gibi arazide eğer ki yön vermemişse zaten hemen yakınındadır, dibindedir arkadaşlar. Bunu zaten söylemiştik. Bir işarette mezar sunuları için konuşuyorum. Zaten mezar sunusu mezardan uzak olamaz dedik. Eğer ki herhangi bir yön belirtmemişse 360 derece etrafında çok kısa mesafesinde mezar noktasına bakacağız. Noktasından bulmaya çalışacağız mezarı. Bu tarz kayaç yapılarına denk geldiğiniz zaman üzeri düzlenmiş vaziyette, yani sunu çanağının etrafında yakın civarında üzeri düzlenmiş şekilde bir alanla karşılaşırsanız ve toprağa yakın bir noktada değil de birazcık uzak noktadaysanız bu tarz yerler için konuşuyorum özellikle. Sandık için mezar modellerine bakmanız gerekiyor. Bakın bu Anadolu'da gerçekten çıkması gereken, üst seviyelerde olması gereken veyahut da bulunma olasılığı daha fazla olması gereken mezar tiplerinden bir tanesiyken bu zamana kadar karşımıza gelen örneklemesi gerçekten hani çok az sayıda diyebilirim. Bu hususta da araziye çıktığınız zaman bu hususlarda aklınızda bulunsun. Yani şu görseli ben çok üzerinde durmayacağım. Sadece şey mantığıyla söyleyeceğim. Bizim sizlere kişisel gömü diye tabir ettiğimiz, diğer videolarımda anlattığım kişisel gömü mantığıyla anlattığım olgular vardı ya arkadaşlar. O olguların bir örneklemesi olarak bunu değerlendirin. Adamın kişisel gömüsüdür. Yani acil gömü mantığıyla gömülmüş bir şeylerdir, gömülerdir bunlar. Yani bir savaş durumudur, bir sürgün durumudur veyahut da bir çok aciliyet gerektiren bir husus vardır. Bu tarz durumlarda yanında bunları götüremeyeceğinden dolayı, neden götüremeyecek? Yolda karşılaşabileceği herhangi bir durumla, yani bu kadar malzemeyle, bu kadar altında, gümüşle, parayla bir sürgün edilmişsiniz. Bir noktadan bir noktaya gideceksiniz. Bunu üzerinizde zaten taşıyamazsınız. Veyahut da savaş durumu var. Bunu üzerinizde yine taşıyamazsınız. Bunu gömmeniz gerekiyor. Bu tarz gömüler acele gömü mantığıyla yapıldığından dolayı derinliği çok fazla olmayacak tarzda ve toprağa direkt bu şekilde gömülmüş vaziyette karşınıza denk gelebilir.
Bu tarz durumlar içinde işaret sistemleri genel itibariyle, bakın arkadaşlar, doğal işaretler kullanılmıştır. Özellikle Ermeni bölgelerinde rast gelebileceğiniz bir sistemdir. Bu hususta ayrıca bir takım bilgiler vermiştik. Şimdi daha 5 dakika olmadı, ben size bir konu konuştum. Dedim ki bir işaret size kendinin ne olduğunu anlatsın. Siz onu bir şeye benzetmeyin diye. Özellikle kalp işaretleri konusunda gerçekten büyük yanılgılar içerisine düşebiliyoruz. Bana gönderilen bu kalp işareti, kalp işareti diye sürekli anlatılan durumlar var. Bakın arkadaşlar, kalp işaretinin birebir zenginlikle alakalı durumu şu görselde gördüğünüz gibi olacak. Bakın, birebir de yani şunu gördüğünüz zaman, böyle bir işaret gördüğünüz zaman, tamam, gerçekten burası değerli konumda ve bir bayana özgü olarak yapılmış bir işarettir diye net olarak söyleyebileceğiniz bir olgu. Lakin doğal kayaç yarıkları veyahut da kayanın üzerindeki yarıklar veyahut da normal sunu çanaklarının zamanla aşınmasından dolayı ya da normal sunu çanaklarının bir dönem işte Roma döneminden bahsetmiştik bir önceki bu videomuzda, Roma definecilerinden, yani o dönemdeki o adamların da tahribatlarından kaynaklı veyahut da sonralarında bilinçsizce birilerinin işte sunu çanağının kenarında malzeme vardır, hediye vardır, müjde vardır mantığıyla millete buraları kırdırmasından dolayı, üzerinde de vakit geçmesinden dolayı bir takım yerler özellikle işte kalbe benzetiliyor, ayağa benzetiliyor, balığa benzetiliyor, kuşa benzetiliyor. Yani buralarda, bu noktalarda arkadaşlar sizden istirhamım, nokta itibariyle yani karşılaştığınız işaret itibariyle kenarlarında birebir işçiliği görmeniz gerekiyor. Eğer işçiliği birebir de görmüyorsanız arkadaşlar, bu tarz durumlarda sizi gerçekten büyük yanılgıya düşürür. Ve birisi size bunu yorumlamaya kalktığı zaman da ona inanmamaya başlarsınız. O yüzden diyorum ki bu tarz yerlerde ne olursa olsun kendinizi kapatmayın. İlla bu olacak diye bir şey yok. Yani her şey, her işaret define mantığı, her işaret sizin gördüğünüz işaretle aynı olacak diye bir husus yoktur. Bu hususlara dikkat edin. Yani şuradaki işçiyle ben hayran kaldım. Özellikle yön verme konusunda da direkt yön vermesini de yapmış. Ve birebir de kolye mantığıyla yaptığı için bayanla aynı, yani direkt bayanı temsilen ve statüsünü yüksek temsilen karşımıza koymuş şekilde direkt bulduğumuz bir olgu. Gerçekten güzel, gerçekten değerli bir durum. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi sizlere bu sunuları zaten söylemiştik. Sunu modelleriyle ilgili olarak. Az önceki anlattığım sandık içi, sandık tipi mezarlarla ilgili. Burada sadece şu örnekte tek bir farklı bir noktadan size bahsedeceğim. O farklı nokta da şu arkadaşlar. Bu kanal olguları var ya, zemine dik kayalıkların yan yüzeyinde denk geldiğiniz mezar işaretlerinin alt kısmında, sağ çapraz, sol çaprazında sizlerden istediğim şeylerden bir tanesi bu kanalı bulmanızdı. Doğru mu? Aynı şekilde bakın arkadaşlar, arazide denk gelebileceğiniz sunu çanaklarının etrafında kanal olgusu benzeri bir noktayla karşılaşırsanız, bu kanal olgusunun şuraya diyorum bakın arkadaşlar. Şuradaki kanal olgusunu görüyorsunuz değil mi? Bu kanal olgusunun sunu çanağı tarafında değil de sunu çanağının diğer tarafında kalan bölgesinde, eğer ki bir mezarın sığabilecek şekilde bir kayaç yapısı mevcutsa, hemen ilk yapmanız gereken kayaç yapısının üzerine boşluk aramanız. Bazı durumlarda bu kayaç yapısının üzerinin kapakla kapatıldığını, yani buranın kapakla kapatıldığını düşünün arkadaşlar. Şurası kapama mantığıyla kapatılıyor. Bu kapakların kenarları Horasan'la değil de kurşunla kapatılabiliyordu. Yani birebir de kurşun da bulabilirsiniz. Kurşun modeli birçok olguyla karşılaşabilirsiniz. Bunları da size söylemiş olalım. Yalnız burada bir parantez açmam gerekiyor bu kurşun hususuna girince. Özellikle dedektörle tek tek yapan, keşif yapan arkadaşlarla konuşayım. Şimdi arazide gezdiğiniz noktalarda bir yerle bir arazi noktasında fazlasıyla kurşuna denk geliyorsanız ve bu kurşunlar şekilsiz şekilde karşınıza denk geliyorsa, buralar sizler için biraz daha değerli konumda olsun arkadaşlar. Çünkü bir maden işçiliği mevcut ve kurşun madeni genelde de kapama noktalarında bizim için önemli, yani definecilik sistemi için önemli bir durumu var. Durumun önemli olmasının sebebi de şudur ki özellikle ve özellikle değerli malzemelerin kapatıldığı yerlerde daha sağlam olgulara veyahut da o malzemenin kapağının daha sağlam kalabilmesi için bu kurşun dökme olayı sadece malzeme sağlamlığı açısından değil, aynı zamanda inanış sisteminde, koruma sisteminde, yani kem gözlerden uzak tutma
Şey vardır ya, kurşun dökme hala adetlerimiz arasında da devam etmekte olan bir husus. Bu yoldan aklınızda kalsın. Yine malzemenin işte bir takım gözlerden, bir takım insanlardan uzak tutabilmek için onlardan bu malzemeyi koruma adına da bu tarz kurşunlama kapakları yapılıyordu. Tamamen kurşun kapaklar da yapılabiliyor arkadaşlar. Özellikle kurşunlara zaten arazide denk geldiğiniz zaman üzerindeki toprak kalıntısıyla birlikte denk geldiğinizde birebir de yani aynı kaya yapısıyla aynısını göreceksiniz. Bazen işte dedektör kullanan arkadaşlar bilir. Yani taş diye atarsınız, dedektörü tutarsınız, ötmez, etrafına gidersiniz o taşların arasında. Yani sizi bir 10 dakika uğraştırabilecek bir mantığı vardır bunun. Bulduğunuz zaman da yani o zaman anca ayrımına varabilirsiniz. Bu mantıkla yine yola çıkmanızı istiyorum. Birebir de malzemenin kapaması kurşunla yapılıp üzeri kaya rengine verilmiş şekilde de karşınıza denk gelebilir arkadaşlar. Bu hususlara dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle dediğim gibi sunu çanağı tarafında değil, mezarı bu tarafta aramayacaksınız. Diğer tarafta mezar modeli şeklinde bir durum varsa burada boşluk sesi bakabilirsiniz. Boşluk sesinden anlayamıyorsanız kapama noktalarında Horasan ve kurşun dökmesi arayacaksınız arkadaşlar. Bu iki hususa lütfen dikkat edin. Arama yaparken sizlere en büyük yardımcı olacak durumlar bunlardır. Yani bu durumlarla karşılaştığınız zaman gerçek anlamda bir şeydir. Ne durumda da net bir ipucudur. Çünkü keşif çalışmasını tamamlamadan hiçbir zaman çalışma kısmına geçilmez arkadaşlar. Ne olursa olsun keşfinizi tamamlayacaksınız ve bu keşif mesela ben size fikir veren bir adamım, doğru mu? Bu keşif benim içime değil de öncelikle sizin içinize sinecek. Yani yaptığınız keşifte bulduğunuz bulguları kenara koyduğunuz, ipuçlarını kenara koyduğunuz, birleştirdiğiniz zaman tamam burası benim aradığım yer diyebiliyor musunuz? Yoksa ya acaba hala şüphe var mı aklınıza? Şüphe varsa çalışmaya yani keşfe, araştırmaya devam ediniz. Yani A noktası yoksa B noktası, B noktası yoksa C noktası, C noktası yoksa D noktası. Çünkü hiçbir işaretin tek bir çözüm yöntemi diye bir şey söylenemez arkadaşlar. Hiçbir işareti size bu işle ilgilenen ve az çok bu işte tecrübesi olan bir adam size tek bir çözümünü söyleyemez. Yani birden fazla olasılığı vardır. Bazı durumlarda 15-20 olasılık birden değerlendirilebilecek durumları vardır. Bazen de işte işaretin yanında aranabilecek olgular vardır. Bu olgular değişebilir. Bu olgular artık hani birebir de tecrübeyle, açılmış örneklerle karşılaştırılabilir veyahut da fikir yürütmeyle de değerlendirilebilecek durumları vardır. Bu hususları aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi geçelim diğer bir hususa. Özellikle kaya içerisine oyulmuş malzeme gömülerinin mahzen tarzı, yani mahzen kayalar diye tabir edeceğimiz bir husus var ki bu husus çoğu kez pas geçiren, çoğu kez görmezden gelinen bir durum. Özellikle yani Anadolu için söyleyeyim arkadaşlar. Hani Ege kısımları, işte Marmara, Akdeniz kısımlarında yurt dışından gelen bu işi bilen adamlar zaten gereğini vurmuş geçmişler. Açtıktan sonra da geride kalanlara keşif için bir şey bırakmamışlar. Yani siz oraya gidip de benzer örneğini görmeyesiniz diye adam orayı komple parçalayarak gitmiş. Yani malzemesini almış, toplamış, yol almış, gitmiş. İşte bu tarz durumlarla karşılaşabileceğiniz bir olgudan bahsedeceğim size. Lütfen siz de araziye çıktığınız zaman bu tarz olguları göz önünde bulundurunuz. Özellikle sizlere bu kara taşlar ve şu görselde gördüğünüz kayaç modelleri. Anadolu'nun birçok kesiminde bu kayaç modelinin bir örneğini çok fazla denk gelebilirsiniz. Arkadaşlar, dere kenarlarında denk geldiniz. Bu tarz kaya yapılarında, orta kısımlarında şu gördüğünüz alanı görüyorsunuz değil mi? Büyük bir yuvarlak sunu çanağı şeklinde denk gelebilecek veyahut da devasa bir kase gibi düşünün bunu. Bu tarz olgularla denk gelirseniz arkadaşlar bu kendisi birebir de işarettir. Kendisi birebir de buranın size bir mahzen olduğunu anlatır tarzda bir işarettir. Başka hiçbir şey değil. Yani çoğunlukla tabii %100 olarak kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. Yanlış anlaşılmasın. Onu da belirtelim ki bu tarz olgularla karşılaşırsanız dere kenarlarında, su kenarlarında, kurumuş nehir kenarlarında veyahut da işte su gözelerinin bulunduğu noktalarda, bu alanlarda gezerken bu tarz kaya yapılarına denk gelirseniz bu kaya yapılarının birebir de bir oda, bir buçuk oda, iki oda şeklindeki bir rabata sahip olması gerekir. Bir nevi hani tam yumurta değil de yumurtaya hafiften benzer bir şekilde karşınıza denk gelebilecek durumları olacaktır. Bu tarz kaya yapılarına denk gelirseniz ve şunu da belirteyim yine.
Etrafı yaşam alanı bölgesi ise, yaşam alanı bölgesinden kastım birebir şehir olmayacak arkadaşlar. Birebir şehrin içerisindeki bir noktadan bahsetmiyoruz. Yani yaşantı döküntüsü dediğimiz olgulardan herhangi birileri mevcutsa, ki su kenarları genel itibariyle bunlara uygun noktalar olduğu için, geçmiş dönemde suyu yani bir noktadan bir noktaya götürmek gerçekten büyük masraf, büyük meziyet olduğundan dolayı genel itibariyle insanlar su kenarları noktalarını daha çok kullandıklarını biliyoruz. Bundan dolayı söylüyorum. Bu tarz noktalarda ilk yapmanız gereken, bu kayaç yapılarına, bahsettiğim modeldeki kayaç yapısına denk gelirsiniz. İlk önce yapmanız gereken direkt üstüne çıkmanız arkadaşlar. Kayanın üzerine çıkınız. Kayanın yerinden oynamadığına emin olunuz tabii ki. Kayanın üzerine çıkınız. Kayanın üzerinde bahsettiğim tarzda büyük bir oymaya rast gelirsiniz. Bu oyma zamanla tahrip olmuş olabilir arkadaşlar. Tahribata uğramış olduğundan dolayı da bazen gözden kaçabilir. Gözden kaçmaması için tekrardan size söylüyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi tam oyma olabilir, yarım oyma olabilir, fark etmez. Bu tarz bir oyma ile karşılaşırsanız buranın mahzen tarzı bir oda sistemiyle yapılmış olabileceğini değerlendireceksiniz. İkinci durum, yine aramanız gereken. İkinci durum kapağın kenarları arkadaşlar. Yani içerisine girilecek, kayanın içerisine girilecek kapağın kenarları yine su, mezarlardaki o kanal olgusu var ya, benzer kanal olgusuyla karşınıza denk gelebilir. Yani bunu ilk gördüğünüzde ne sanacaksınız siz biliyor musunuz? Buradan bir yön vermiş toprak kısmında bir çalışma yapayım. Aslında bununla alakalı bir durum değildir. Buradaki sunumun büyük yapılması, bazı durumlarda bakın, dedim ya bir işaretin birden çok çözümü vardır. Bazı durumlarda büyük yuvarlak sunular veyahut da büyük kare sunular, büyük dikdörtgen sunular, toplu mezar alanlarının toplu sunum alanı olarak karşınıza denk gelebilirken, işte bu tarz yerlerde denk gelecek husus da birebir de mahzen kayanın size işaretidir. Sizi farklı bir noktaya yönlendirir. Aslında aradığınız şey kayanın içerisidir. Bu kayanın içerisindeki girişler genel itibariyle birebir küçük kapı şeklinde olabilir. Veyahut da bu tarz kuyu ağzı şeklinde olabilir. Kuyu ağzının şeklinde denk geleceğiniz girişlerin içerisine üstten girebilirsiniz. Bacam odayıdır. Ancak arka yani sağ sol tarafında muhakkak surette bir kapı girişi mevcuttur. Buna denk gelebilirsiniz. Lakin sadece bacak kısmını bulsanız bile sizin için yeterli olacaktır. Sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar bu tarz yerlerle ilgili olarak. Bu tarz yerlere denk geldiğiniz zaman burası açılmış ya da açılmamış olsun. Açılmamışsa siz açmışsanız lütfen tahrip etmeyiniz. Kesinlikle sağını solunu kırmayın. Yani gerçekten hani normal yaşam alanı bölgesi olarak düşünün. Hani bu bölge sizin tarlanızın kenarı olsun. Şunun yaramayacağı bir iş var mıdır sizce? Hani kendi bahçenizin kenarında böyle bir kaya var. Böyle bir oda şeklinde kayanız var. Yani ne isterseniz o şekilde kullanın ya. O yüzden hani bir yerle karşılaştığınız zaman bu yerin daha sonradan bir işe yarıp yaramayacağı hususunu en azından aklınıza bulundursanız sizler için daha iyi olur. Peki buralarda ne denk gelebilir? Arkadaşlar buralarda tahıl modeli, özellikle üzüm bağı modelleri varsa etrafta şarap mahzeni tarzındaki noktalar olabilir. Veyahut da birebir de saklama yerleri olarak da değerlendirebilirsiniz. İlla para, altın ya da benzeri bir şey çıkacak diye bir durum yok. Genel itibariyle çıkanlar yaşam alanı, yaşam malzemeleri veyahut da günlük ihtiyaçlarda kullanılan alet, edevatlar bunlar olabilir. Dediğim gibi diğer olgular da mevcut şekilde karşınıza denk gelebilir. Saklama modeli olarak da düşünürseniz burada saklanacak malzemeler olabilir. Bu da içerisi tabii değerli malzeme söz konusu ise içerisi tam bir oda şeklinde denk gelmez arkadaşlar. Küçük bir odacık şeklinde yani küçük bir odacık şeklinde sizin karşınıza denk gelecektir. Bu tarz durumlarda değerli konumunda sizlere şey verecektir. Peki girişi nasıl bulacağız diye soracak olursanız ben size şu kanal modelini ve oyması kısmını anlattım. Özellikle oyma kısmının açık olan istikameti bizim yön istikameti olarak değerlendireceğimiz husustur. Bu tarz yerler için bakın toplu sunu alanları modellerini muhakkak surette değerlendirmeniz gerekiyor. Tabii ilk önce en yakın noktadaki çözümü daha sonra bir sonraki çözümü değerlendirmek gerekiyor. En yakın noktadaki çözümü mahzen kaya modelini değerlendirmek olacak sizler için. Sunumun açık olan yani yuvarlağın açık olan kısmı sizin istikametiniz olacak. Kanalı gördüğünüz su girmesin diye belirlenecek nokta dediniz. Çizin arkadaşlar burayı çizdiniz. Bu nokta sizin değerlendirmeye alacağınız ilk noktanız. İlk nokta istikametinde burada boşluk bakacaksınız. Şurada zaten mesafeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu mesafede eğer ki boşlukta az bir tecrübeniz mevcutsa zaten alabileceğiniz boşluk sesiyle
burada bir şey olup olmadığını net olarak değerlendirebilirsiniz. Onu söylemiş oldum arkadaşlar. Hani net olarak burada şu vardır, şu olgu vardır, bu olgu vardır diye karşılaşabileceğiniz bir durum. Evet, gelelim son noktaya. Bunu çok ayrıntılı olarak şey yapacaktım arkadaşlar. Gerekirse bir sonraki videomuzda da bu hususu sizlere daha net değerlendireceğim. Hatta bir sonraki videoda ben bunu anlatayım. Özellikle birçok arkadaşımız için. Şimdi biraz dakika uzun olduğundan dolayı belki son kısımda kaçıracak arkadaşlar olup onlara için ayrıntılı olarak anlatmam gerekiyor bu hususu. Şurada bir üçgen modelinde size bahsedeyim en nihayetinde. Bakın arkadaşlarım, üçgen modellerinde üçgenin özellikle işte kapalı bir alanı verdiğini zaten belirtmiştik. Üçgenle ilgili birçok durumu size anlatmıştık. Lakin bazı durumlar var, bazı olgular var bu üçgenle ilgili olarak. Şimdi arkadaşlar, bu olgular, sorulan olgular için ben cevap mahiyetinde bu fotoğraf üzerinden, görsel üzerinden direkt netleştireceğim size. Bakın, üçgeni çizdik. Üçgende yön veren bir noktamız varsa yön istikameti olarak orayı alacağız. Tamam, yön istikametimiz belli. Burada zaten adam oymuş, oymasını vermiş, uzatmış, demiş ki bu istikamette sen devam edeceksin. Bu istikamette kapalı bir nokta bulacaksın. Peki bu kapalı nokta ne? Aradığın bu kapalı yer ne, nasıl bir yer arayacaksın? Arkadaşlar, ortaya bir tane mur çizi vurmuş mu? Mur çizini gördüğünüz zaman siz bunu göz olarak algılayacaksınız. Şimdi tılsım, cin, büyü konuları var ya, tılsım, cin, büyü konularla ilgili olabilecek en net işaretlemelerden bir tanesi budur. Üçgenin içerisine konulmuş bir gözdür. Yani üçgen bizim için testis inancı modelindeki, testis inancının etkisi altında kalan insanların birebir de çoğunlukla kullandığı ve dinsel motif olarak kutsal saydıkları bir olgudur. Baba, oğul, kutsal ruh diye bir üçleme mevcuttur. Bu üçlemeye testis inancı denir. Genel itibariyle Hristiyanlıktan etkilenme, Hristiyanlık alanıyla alakalı bir durum söz konusu olduğu için birebir model olarak daha farklı dinlere de etki etmiş, daha farklı insanlara etki etmiş, daha farklı inançlara da etki etmiş şekilleri var. Oralara girmiyorum şimdi. Bu tarz durumla karşılaştığınız zaman arkadaşlar, bu tarz durumun ortasına konulmuş göz birebir de hani büyüyle veyahut da tılsımla kapatıldığını, bu noktanın, bu bölgenin kapatıldığını size söyler. Ortasında denk geleceğiniz burç izi normalden çok çok küçük şekilde denk gelirse burası normal bir mahzeni işaret eder üçgen. Mahzenin içerisinde değerli eşyaların konulmuş olabileceğini söyleyebilecek bir odayı veyahut da mahzenin işte yine iç kısmına gelmeden mahzene girerken mahzen girişine yakın bir noktada denk geleceğini, ama yine mahzeni birebir temas halinde olacak. Onu söyleyeyim. Mahzenin dışarısında veyahut da odanın dışarısına denk gelebileceğiniz durumlar için burcu dışarıya bir yere vuracak arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi üçgende yön istikametini belirlediniz. Üçgenin şeyini belirlediniz. Ortadaki mur çizgi birazcık büyük şekilde ise, yani yumurta arkası kadar veya yumurta arkası benzeri şekilde ise, burası mezar olarak algılanabilecek bir durumla sizi karşı karşıya getirecektir. Peki bu yön bulundu. Yön istikametinde şu sıkıntı yaşanıyor sürekli olarak, işaretleri içinde söyleyeyim. Yani biz yönü bulduk. Yönü bulduktan sonra nerede arayacağız? Kaç metrede arayacağız? Arkadaşlar bakın, kimseye metre sormayın. Kimseye ne kadar uzaklık olur, ne kadar şey olur diye sormayın. Çünkü bu tarz uzaklık ve metre konularında muhakkak surette bir yanılma oluyor. Sebebini de diğer videolarımı izleyenler net olarak bilir ki, burayı yapan ustanın hangi mantıkla, hangi metreyle, yani arşınla mı yaptı, dirsek iziyle mi yaptı, parmak iziyle mi yaptı, ayak iziyle mi yaptı, adımla mı yaptı, yani hangi model, hangi ölçüyü kullandı, bunu bilmiyoruz ki. Bunu bilmediğiniz için de siz burada herhangi bir olguyu söylerseniz olmaz. Peki bu tarz durumlarda arama yapacağınız noktayı nasıl tespit edeceksiniz? İlk birinci modeliniz şu olsun. Yön istikametini belirlediğiniz nokta itibariyle şu noktada yön istikametini belirlediniz, doğru mu? İlk adımınız bu nokta olacak. Bu nokta istikametinde devam edeceksiniz. Ve burayı mezar olarak algıladıysanız şunu bileceksiniz ya. Mezar olarak belirlenen işaret mezardan uzakta olamaz. Bizim 3-5 kuralımız var. Yani 3-5 kuralın dışına da çıkmayın genel itibariyle. Ben bunu söylüyorum. Söylememin sebebi de size örnekleriyle açıklıyorum. Yani görseller olsun, fotoğraflaması olsun, açılan yerler olsun, kendi tecrübe ettiğimiz noktalar, kendi çalışma alanı olarak kullandığımız noktalarda bizim elde ettiğimiz veriler neticesinde bunları size söylüyorum. Bu istikamette çalışmaya başlayacaksınız ve uzakta aramayacaksınız. Aradığınız nokta nasıl bir nokta? Üçgeni gördüğünüz kapalı bir oda şeklinde bir boşluk arayacaksınız, doğru mu? Yani elinize hiçbir teknik imkan yoksa
Bu size bir çubuk yapımı bahsetmiştim. Bir çubuk yapımı anlatmıştım arkadaşlar. Uç kısmı 40 santim, işte elle tutulacak kısmı 8 santim. Bir bakır çubuk, pirinç çubuk şeklinde bir çubuk. Uç kısımları işte yine silikonla kapatılmış. Gayet rahat her şekilde yaptırabileceğiniz bir çubuk sisteminden bahsettim. Bu çubuk sistemini alacaksınız. Bu çubuğu 1 aylık bir tecrübe edinin. En az 1 aylık bir tecrübe istiyorum arkadaşlar. En azından söylüyorum bakın. Tabii yine fikir sahibi olarak şey alacaksınız, destek alacaksınız. Sadece şunu söyleyeceğim. Dar alan olduğundan dolayı, yani 3 metrelik bir mesafe bahsediyor. 3 metrelik yön istikametiniz belli. Şu yön istikametinde 3 metre diyelim. Tamam, 3 ya da 5 metrelik bir alan için bahsediyoruz. Farz edin 5 metre olsun. Bu istikamette 5 metrelik bir alanda, yani sol tarafında, sağ tarafında, arka tarafında bir arama yapmıyorsunuz. Gayet dar bir alanda arama yapıyorsunuz. Dar bir alanda sizden birebir oda boşluğu istiyoruz ya. Oda boşluğu bulabilecek şekilde bir çubukla bakacaksınız. Çubuğun oda boşluğu şekilde verdiği kapama noktası, açılma noktalarını çizeceksiniz kafanızdan. Tamam, oda boşluğu alıyorsunuz. Tamam, arama yaptığınız nokta burasıdır. Yani gayet aslında basit bir çözüm yöntemi var. Peki bunlarla alakalı bir durumunuz yoksa yine işte ya da çubuk buldunuz, çubuğa çok güvenmiyorsunuz. En nihayetinde çubuk sistemi birebir de çok iyi bir tecrübe edinmesi gerekir. Yani çubuğun hareket sistemini bilmeniz gerekir. Toprağın yapısını bilmeniz lazım. Kayaç yapılarını bilmeniz lazım. Mesela örnek veriyorum. 7 kayaç yapısını bilmeden çubuğu kullanmaya çalışırsanız arkadaşlar çok fazla yanılırsınız. Her kayaç yapısını bileceksiniz. Çubuk hangi kayaç yapısına gider, hangi kayaç yapısında nasıl bir tepki verir? Bunları bilmezseniz eğer bu tarz yerlerde çok fazla yanılırsınız arkadaşlar. Bunu size söylemiş olayım. Bunu net olarak söylüyorum ki siz de lütfen lütfen bu hususlara dikkat edin. İşte toprağın mineral yapılarına göre toprak yapısını net olarak ayrımlarını bilmezseniz hangi toprakta nasıl bir modelle karşılaşacağınızı bilmezseniz çubukta tecrübe edinmemişseniz bu noktalarda sizi yanıltır. Lakin ben size sadece çubukla ilgili en önemli ipucunu veriyorum. Siz dar alanda ne aradığınızı bilirseniz çubuk size bu noktada yardımcı olur. Çubuğun yardımcı olduğu noktayı belirlediniz. Gayet burada sistemli olarak yani teknoloji kullanacaksınız arkadaşlar. Teknoloji kullanacaksınız dediğimden kastım nedir biliyor musunuz? Alacaksınız bir karotunuzu. Bakın karot alırken de özel kendi uçlarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin. Yani özel uçlarınızı yaptırırsanız daha net olarak daha faydalı sizler için olur. Buldunuz, uçlarınızı yaptırdınız. Uçla işte bu boşluk aldığınız noktada atacaksınız karotunuzu ve bir yılan kanlarınızı salacaksınız. Ne var ne yok bunu bulacaksınız. Gayet basit bir sistem aslında. İnşallah bu hususlarda daha net bilgiler sizlerle paylaşacağım ben bu konuda bilgi olarak. Daha net veriler de vermiş oluruz diye söyleyelim. Biraz uzattık kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bu söylediğim hususların tamamı arazilerde keşif yaparken sizlere yardımcı olsun diye sizlere bir fikir edindirebilmek için bir işaretin ne anlama geldiğini, ne aramanız gerektiği hususlarında sizlere bir fikir edindirebilmek adına anlattığımız durumlardır. Bunlarla karşılaştığınız zaman izinli kaza aldığınızda burası emeğinizi karşılar mı karşılamaz mı hususunda sizlere bir fikir versin diye kesinlikle kaçak kazılardan, yasa dışı kazılardan uzak durun arkadaşlar. Bunların içerisinde bulunmayın. Sit alanı bölgelerinde keşif çalışması, define ile ilgili keşif, gözlem çalışmaları dahi yapamazsınız. Yasaktır. Bunları da belirtmiş olalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bol nasipleriniz olsun, bol kazançlarınız olsun. Allah'a emanetsiniz.